Evet devre arası yayınında birlikteyiz değerli izleyiciler. Mehmet Yılmaz hoş geldiniz. Hoş Selin bulduk olsa. Mustafa. E, artı iki dakika gösterildi Trabzonspor-Denizli Spor Karşılaşmasında. O artı ikinci dakika e, tükendi. Her an ilk yarının son düdüğü e, gelebilir mücadelede. Diğer yandan Başakşehir-Konya Karşılaşmasında ilk yarı tamamlandı. Ve Trabzon'da da ilk yarı tamamlandı. İlk yarı sonucu Trabzonspor 1, Yükatel-Denizli Spor 0, Oğuz Yılmaz Topu kendi kalesine e, gönderen isim oldu. Denizli spor takımında diğer yandan Ponk'un golüyle de Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. E, Trabzonspor'da bugün özellikle Novak'ın geri dönüşünü galiba hissettik. Çok coşkulu bir şekilde evet. o kanadı da e, iyi kullanıyor e, Bordo Maviller. E, Pereira Yusuf çok istekli göründüler. Obi Mikel Sosa oyunu kurguladılar. Bambaşka bir stürü izliyoruz. Sörlöt'ün savaşçılığı e, sürüyor. Herhalde keyif veren bir Trabzonspor var ya istenilen seviyeye Trabzonspor geldi. Yani e, bu hafta tabii ki Trabzonspor için çok özel bir hafta. Çünkü bütün büyük takımlar, şampiyonluğu oynayan takımlar hepsi. Hani Başakşehir şu an oynuyor, o da kazanıyor. E, haftayı karlı kapatmak istiyor Trabzonspor. E, i̇lk yarı ki oyuna baktığınız zaman zaten kadro olarak da ünlü olacak şöyle bir kadroyu tercih etmiş. Genelde baktığınız zaman ofansif yani skoru alma üzerine kurulu bir e, takım kurmuş. Bana göre de çok mantıklı işler yaptı. Yani sahaya sürdüğü kadroyla. E, ilk i̇lk değerlendirecek olursak Trabzonspor'un ben hep söylüyorum. E, hücum hattı bu geri bütün takımların hepsindeki en etkili hücum hattına sahip. Bunlara bir de Yusuf Sarı diye bir oyuncu eklendi. Her hafta bunu söylüyorum ben. Çok kaliteli bir hücum hattı var Trabzonspor'un. Evet. Arka tarafta sıkıntıları olsa da ön tarafta top o kadar fazla kalıyor ki çok uslu ayakları olduğu için e, bir sıkıntı yaşamıyor. Öyle de söyleyebiliriz. Ama bu maç tabii ki ilk yarı konuşacak olursak e, Deniz da son haftalardaki çıkışını Göz ardı etmemek lazım ki onların da hücum hattına baktığın zaman e, Sako, Olcay, Rodeaga, Trabzonspor'u yakından tanıyan Mustafa Yumlu birçok oyuncu var bunun gibi. İkinci yarı böyle sıkıntı olabilir. Yani bir sıfıra da çok fazla aldanmamak lazım. Trabzonspor pozisyon buluyor ama arka tarafta da bir iki tane pozisyon verdi. Yani hem duran toplarda Mustafa Yumlu'nun vurduğu kafa bir pozisyon daha var. İkinci yarı her şeye e, gebe olacak gibi görünüyor maç ama Trabzonspor'un ben söylüyorum yani çok farklı bir hücum hattı var her türlü çözüm üretebilecek oyunculardan kurulu. E, gibi bir oyuncum var. Belki çok fazla sağ için yani iş yapmıyor gibi görünse de atacağı bir pas ki göründüğü gibi e, inanılmaz işler yapıyor Trabzonspor. Skor alması lazım Trabzonspor. Ben bazen böyle maçlara şu açıdan bakarım ben. Bazen çok iyi oynamayabilirsin ama Trabzonspor'un bugün 3 puana ihtiyacı var. Çünkü çok büyük bir fırsat geldi Trabzonspor'un eline. Eğer Trabzonspor bu maçı kazanırsa e, ilk devreyi Sıralama açısından inanılmaz yerde bitirebilir. Benim düşüncem o. Çünkü iki hafta daha var. Üç Bununla puanla sonra. bitirirse bu maçı ikinci sıraya geliyor evet. zaten. 29-29 yapıyorlar. E, medipol Başakşehir ile birlikte. E, savunmada bir pozisyon vardı. E, Barov çok iyi geldi o kanaktan. Evet, kanattır. evet. Yani, ya şimdi ha, onu söylemeyi unuttuk Mustafa mesela. onu iyi söyledin. Çok etkili bir hücum hattı var. Sağ tarafta Sako var. Sol tarafta Barov var. E, ön tarafta Rodega var. E, farklı bir hücum hattı var Deniz Spor'unda. Onun için söylediğim gibi 1-0'lık skora çok fazla aldanmamak lazım. Trabzonspor'un biraz daha tempoyu arttırıp ikinci yarı ben skor bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir şansı var Trabzonspor'un. Bu maçı kazandığı zaman hem taraftarların zaten bu maça yoğun ilgisi var. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olacak bu maçı kazandığı zaman Trabzonspor. Novak çok iyi döndü. Yani yine cezalığın içine iyi koşular yapıyor. Arkadaşları için önemli bir opsiyon oluyor. Evet. Vakam ile birlikte sol tarafta çok fazla güven veriyorlar. Yusufla Pereira arasındaki o uyumun e, belki uyum sürecinin tamamlanmasını bekledik ama o da tamamlandı gibi duruyor. Ee, şimdi bakıldığı zaman Mustafa e, sol tarafta. En vakameyi hep insanlar son 4-5 haftadır eleştiriyor. İşte yoruldu, eskisi gibi falan değil. E çok doğaldır. Yani bu kadar iyi oynayan, geçen yılda full iyi oynayan bir oyuncu biraz da performans düşüşü gösterecektir. Yani Nova söyledin sen. Novak eğer olmuş olsaydı zaten ikisi o kadar koordineli gidip geliyorlar ki. Yani biri kalıyor, biri gidiyor. Nova'nın takıma gol katkısı da çok var. Bugün de mesela bir pozisyon kafa vurdu. İnanılmaz. Evet. Sol bek oynayan bir oyuncu inanılmaz hücuma katkı yapıyor ama en ee, Vakame'nin bundan sonra ben performansının artacağını düşünüyorum. Ben de senin, senin gibi düşünenlerdenim. Çünkü e, ikisi o kadar uyumlular ama sağ tarafa geçtiğin zaman şimdi Yusuf Sarı ile Pereira arasında biraz zaman lazım. Yani evet. çünkü Yusuf Sarı son haftalarda oynayan bir oyuncu. Genelde hep rotasyonda kullanılan bir oyuncuydu. Şimdi formaya kavuştu. E, onlar da biraz e, zamanı geçirdikten sonra belki bu ikili kadar iyi olmayabilirler sol tarafta ama sağ tarafta... E, bir nevi hani %50 onlara %50 160'a kadar yaklaşırsa Trabzonspor çok büyük katkı sağlar bu oyuncularda. Peki ilk yarı itibariyle yani Trabzonspor e, kale, yine e, Struchnat diye bir gol var. offset gerekçesiyle geçerli kazanmadı ama Trabzonspor 2'yi de atacak pozisyonu buldu. 3'ü de atacak evet. hatta pozisyonu buldu. Ama Trabzonspor'un sanki oyununda böyle her an gol de yiyebilecek bir e, görüntü var. E, bugün Macit Hüseyini e, kadroda değil. E, ama şöyle baktığımızda m, herhalde Trabzonspor ideal kadroya da çok yaklaştı. Yani ara transfer döneminde mutlaka dokunuşlar da olacaktır ama Abdülkadir Ömür sakatlıktan evet, evet, evet. döndüğü zaman Ekuban bugün yedek kulübesinde, Abdülkadir Parmak yedek kulübesinde. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Bir hamle gelir mi ee, ya da mevcut oyun maçı kazanmak için yeterli mi? Tabii yani omurgayı artık Trabzonspor oluşturdu diyebiliriz. Yani Ünal Hoca'nın hep sakatlıklarla alakalı sorunu vardı ama o sakatlıklar e, büyük sakatlık Abdülkadir Ömür öndü Ekuban'ın onlar yavaş yavaş yani onlar kaldı ama geri kalan oyuncuları mesela toparladı Trabzonspor artık ideal 11'ine ulaştı sayılır. Yani bir iki oyuncu daha belki bunun içine girdiği zaman şimdi hocanın eli kuvvetlendi. E, Ekuban geldi yedek kulübesinde bundan önce baktığımız zaman kimi sokacak diyorduk. Şimdi Ünal Hoca'nın elinde Ekuban hamlesi var. Abdülkadir parmak hamlesi var ki bu oyuncular da form grafiğini yükselttiği zaman hücum hattına bak Mustafa nasıl oynatacaksın? Kimi keseceksin? Yani Kuban da Bey Kuban geldiği zaman bu takımda kimi keseceksin? Takım maç kazanıyor, her oyuncunun performansı her hafta artıyor. Belki arka tarafta Trabzonspor sıkıntı yaşıyor, evet. Stoperler konusunda da sıkıntı yaşıyor. E, bugünkü maçta da aynı. Yani gol yiyebilecek pozisyonu Trabzonspor'un her maçta var. Arka tarafında ama hücum hattı o kadar etkili olduğu için iki tane atıyorsun bir ve üç tane atıyorsun. Bir tane yediğin zaman çok fazla sıkıntı olmuyor. Neden? Maçı kazanıyorsun çünkü. Ama eğer ki maç bir bitmiş olsa o zaman defansının üzerine çok daha fazla tepkiler gelecek. İki Premier Lig topçusu Sörloth ve Sturridge'in aralarındaki uyumu da belki konuşmak lazım. Hatırlarsın Rize deplasmanında çok yağmurlu bir hava, evet. e, kötü bir zeminde Sturridge oyuna girdi topu bir kere kaldırdı Sorlota vurdu gol oldu ve Trabzonspor orada 3 puanı aldı belki ve geriden gelip evet. aldılar yani maç gidiyordu. Bugün yine bu ikili arasında bu uyumu görüyoruz. Pas trafiğini görüyoruz. Herhalde Trabzonspor için büyük şans bu ikili. Evet yani Sturridge özel bir oyuncu. Hani City'si, Liverpool'u e, e, oynamadı tarihi. Yani oynamadığı bir takım yok dediğin gibi ya, Dünya üstü ligimize gelen en kaliteli e, lig kariyeri olan yani geçmişte baksan background'u en iyi olan oyuncularından bir tanesinden evet. bahsediyorsun. Belki sağ içinde çok fazla göremeyebiliriz. Bak Sturridge'e dikkat edin. Top e, bizdeyken, Trabzonspor'dayken top herkes zaten Sosa'ya yaramıyor. Störich arıyor ön tarafta. Sosa da onu arıyor ön tarafta. Ama top rakibe geçtiği zaman e, öyle bir oyuncuyu zaten çok fazla koşturamazsın. Koşturursan ondan iş yapmasını bekleyemezsin. Ünal da onu biliyor. Öyle güzel pozisyonda oynatıyor ki onu. Oyuncuyu serbest bırakmış zaten. Evet. İstediği gibi. Bugün mesela Abdülkadir parmağı kesmesindeki sebeplerden bir tanesi, Stur için e, Tabii Stur için daha fazla alana yayılması. Yani ona serbestlik verdi, o hakkı tanıdı ona. Çünkü arka tarafı sağlam alıp biraz daha hücum hattını kuvvetlendireyim dedi. Bana göre de çok doğru bir hamle yaptı. Ama Trabzonspor'un e, yani ikiyi bulması lazım. Çünkü Denizspor e, gole ayakları da etkili olan bir takım. Son haftalarda çıkışı var. E, yedek kulübesinde de fena isimler yok. Yani dediğim gibi Trabzonspor'un ikiyi bulduktan sonra rahatlaması lazım. Ama bu süreç. E, Trabzonspor'da tabii ki sıkıntı yaratabilir. Peki hamle bekliyor musun ikinci yarıda? Gerçi hani Trabzonspor'da e, özellikle hücum anlamında, orta alan anlamında neresi aksadı desek herhalde o da yok. Yani Jose Sosa, e, Jonobi Mikel ikilisinin evet. uyumu e, her zaman takdire şayan ki e, Obi Mikel'in de kariyeri ortada ve hızlı evet. bir şekilde performansı yükseliyor. Ama sanki savunmanın arasına yani Hüseyin Kampi'nin arasına Doğru girebilen mı? orada yardım edebilen bir oyuncu yok. Acaba bir parmak hamlesi olabilir yani mi? Burada zaten girecek oyuncular şimdi Ekuban'ı sayarsın, Abdülkadir parmağı sayarsın e, ee, bu oyuncular belki Doğan'ı düşünebilir ama Onazi ilk, olabilir. Tabii Onazi bence bu maç şey yapmaz çünkü onu yavaş yavaş çünkü fiziksel olarak daha oturması için biraz zamana ihtiyacı var. O kadar maç temposunu şu an kaldıramaz. Yavaş yavaş şans verir. Belki maç 2 olur, 3 olur. Belki 5 dakika, 10 dakika sokabilir. Ama burada ilk girecek oyuna baktığın zaman Abdülkadir Parmak ve Ekuban. Bir tanesi belki hem defansı defansa yönelik alabilir onu orta sahayı kuvvetlendirme anlamda ya da eğer ki olası bir sıkıntı yaşaması durumunda da Ekubana sahaya sürecektir. Böyle olursa da Ekuban'ı sürebilirsin ama tabii ki o anda sahadaki oyuncuların performansına da bakmak lazım. Ve kritik eğer maç böyle biterse tabii Trabzonspor adına e, yani liderler aradaki puan farkı azalmış olacak. Söylediğim gibi İstanbul'un 3 üç büyüklerinin üçü de puan kaybetti. iki mağlubiyet bir beraberlikle e, 33 puan spor, 29 Trabzonspor evet. oluyor. O aradaki yarış kızışacak. 2 maç kalıyor. Yani çok zor maçlar var. Hani burada biz her hafta değerlendiriyoruz ama e, lig öyle şeylere gebe ki yani en alttaki takım gelip e, lideri de yenebiliyor. Bütün e, şampiyonla oynayan takımların hepsini yenebiliyor. Yani lig çok enteresan bir lig oldu bu sene. E, alttan gelen takımları şimdi oyuncu kalitelerine de bakmak lazım. Ben diyorum ya yabancı oyuncular fark yaratan, yaratan oyuncuları transfer etmek lazım. E, bazı oyunculara bakıyorsun bazı takımlarda kendi takımını sırtlıyor. Yabancı alıyorsun evet. işte böyle yabancılar alacaksın. İşte izleme ekibi squat ekibi burada çok önemli. Onlar da tebrik ediyorum. Yani çok takımı mesela hiç beklemedik oyuncuları Türk futboluna kazandırıyorlar. Belki o futbolcular senden Avrupa'ya transfer yapacak eğer yaş ortalaması çok yüksek değilse. Değil Çünkü Avrupa'ya transfer ederken biliyorsun genç oyuncuları daha rahat transfer etme şansı var ama e, hani işini bitirip buraya gelip de yaş 32 33 ya geldikten sonra 2 sene oynayıp futbolu bırakan da var burada. Ama ligde çok takım var. Yani şu an e, birçok takıma baktığımız zaman çok kaliteli yabancı da var. O da ligdeki bence sıralamasını belli ediyor o yabancı oyuncular. Peki e, diğer yandan Medipol Başakşehir, Konyaspor İttifak Holding Konyaspor maçı 26. dakika Edin köşe vuruşunu kullandı. E, pong evet. Volkan Fındıklının üzerinden altı pasın içinde çok rahat bir vuruş yaptı. E, 1-0 takımını öne geçirdi. Diğer yandan Başakşehir bonus sevmiyor Gla 11 ile çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun? şimdi Başakşehir'i tabii ki farklı bir yere koyalım. Hani burada zaten o güzel anı Başakşehir bize yaşattı. ama beraber programdaydık biz. Ne nasıl sevindiğimiz biz biliyoruz burada. Başakşehir gerçekten hem hocasıyla, takımı zaten kaliteli bir takımdı ama şu an e, sezona başlarken yeni hoca geldiği zaman e, kolay değil. Abdullah Avcı bu takımın hocası, yıllardan beri bu takımın hocasıydı. Bir hoca değişikliği olduğu zaman oyuncular üzerinde de bir tepkisi olacak, yani bir etkisi, tepkisi olacaktır. E, ama çok kolay atlattı bence. Yani 2-3 maçlık süreçten sonra Başakşehir takımının inanılmaz bir çıkış var. Oyuncu kadro kalitesi. Derinliğine baktığımız zaman belki de e, çoğu takımı... E, dışarıda bırakabilecek oyuncu tarzında oyuncular var yedeklerde. Yani hocanın şöyle yapabilirsin. İstersen sistemi değiştirebilirsin. Oyun, oyunun gidişatına göre de çözüm üretebilecek oyuncular sahaya sürebilirsin. Ya bugünkü maça baktığımız zaman Başakşehir takımı zaten hem bu ligin şu an en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Hem formda hocası da çok formda. Ya bugün Konya Spor'a baktığın zaman ligin en büyük sıkıntı yaşayan takımlarından bir tanesi. Şimdi Konya Spor'un bu maçı kayb kaybettiğini düşünürsek Haftaya oynayacağı Trabzonspor maçı belki Konyaspor'un ligdeki ve hocanın ligdeki konumunu ve yerini belli edecek. Belki bu maçtan sonra, belki Trabzonspor maçından sonra haftaya belki de Aykut Kocaman'ı Konyaspor'da görmeyeceğiz. Ama Konyaspor'daki sıkıntı şu, kadro kalitesi olarak çoğu takıma göre bence düşük. Zaten ligdeki sıralaması da ben hocasını demiyorum. Ben Aykut Hoca iki sene hocalığımı yaptı. Hocalık anlamında da çok kaliteli ve Konyaspor'da tarihi başarı yaptı. Onun için de zaten şu an bu kredi ondan geliyor. Yoksa şu an Konyaspor'da Spor'da Aykut Hoca'yı değerlendireceksek gerçekten çok başarısız. Çünkü nasıl başarılıyken biz onu övüyorsak başarısızlığını da tabii ki söyleyeceğiz. Ama Konyaspor'da bence kadro derinliği çok zayıf. İyi bir santrafor yani yok. Yani bu takımda ayak olarak kaliteli ayaklar kimler diye şöyle bir sayılsa. Yani Faruk Mia, evet. Kurtado Yedek Kulübesi'nde zaten. Yani onlar da yedek. Yani şimdi sayamıyorsun. Çok nadir az oyuncu sayabilirsin şu an kaliteli diye. Devam ediyorum. Ömer'i, Milosevic'i sayarız herhalde. Tabii, Ömer ben Milosevic'i. Ben ilk başta Milosevic. Çok farklı bir oyuncu Milosevic bence. Bir de kötü giderken sorumluluk almak önemli bir şey. O kötü giderken dikkat et seyircinin yuhladığı anlarda Milosevic bütün takımı topları alıp hep kullanıp pasatastayı yapsa yine üzerine giden bir oyuncu. Böyle maçlar biz çok oynadık. Ee, sıkıntı yaşadığın zaman insanlar sorumluluk almak istemez. Ama Konyaspor'da Spor'da kaliteli kadro bence yok. Yani iyi oyuncular transfer edilmedi. Az oyuncu sayarsın. Birçok takımda ben yabancı oyuncu sayarım sana. Beş tane oyuncu sayarım sana. Ama Konya Spor'da iki taneyi, üç taneyi geçmez. Santrafor'un yok. Bayiçi tartışırken şu anlamda kalitesini tartışmıyorum ben. Ama en son geldikten sonra Konya Spor'a ne verdi ona bakmak lazım. Aykut Hoca'nın demeci var. Ben Bayiçi tanımıyorum dedi. Ya yani tanıyamadım dedi. Yani aldığıma pişmanım dedi. Ee, geçen hafta bak oyuncu gol kaçırabilir. Ama sahada yok. Yani ruh olarak sahada yok. Şimdi Konya Spor'a e, sıralamadaki yerini belirleyecek yabancılardan bahsediyorsun. Şimdi devre arası Konya Spor'un ki eğer ki bu maçları kaybederse e, şu an küme düşme potasında. İkinci yarı bu, bu maçlar böyle olmayacak. Çok daha farklı seviyeye gelecek. Çok daha zor. Herkes transfer evet. yapacak. Güc, gücüne güç katacak. Konya Spor'un da en az bence 5-6 tane adama ihtiyacı var. Ki alacaktır da ama şu var. Devre arası yapacağın transferler hep sıkıntılı transferlerdir. Şans transferi yaparsın. İyi oyuncuyu hangi takım sana verir? Vermez. Tabii öyle bir risk de var. Diğer yandan Başakşehir'de şampiyonluk yarışında ligin son haftasına kadar olacağını sinyallerini oyun olarak da veriyor. Belki geçen yıldan daha keyifli bir oyun da sergileyerek veriyorlar. Bugün sanki ilk yarıda da hücum anlamında her şeyi denediler. Trabzonspor ve Başakşehir'in belki de farkları bu. Yani oyun içinde opsiyonları çok fazla değil Aynen mi? Aynen öyle. Gibi. Şeyin Başakşehir'in Trabzonspor'dan çok çok daha fazla yedek kulübesi. Bençe baktığınız evet. zaman çok çok daha farklı ama iki takımda şu an Türkiye'nin en iyi futbol oynayan ve skora direkt katkı yapan hücum elemanlarına sahip. Ben yine söylüyorum, Trabzonspor onlardan bir gömlek daha üstte, hücum hattı olarak. Peki, Mehmet İlmaz çok teşekkür ben ederim teşekkür katkılarınızdan ederim. dolayı. Kısa bir ara rica ediyoruz, aranın tekrar huzurlarınızdayız.